Girişim Benim programının değerli izleyicileri, yeni bir programımıza daha hoş geldiniz. Bugün yeni öğrencilerimizle birlikte olacağız ve onlarla birlikte girişimcilik ve onların girişimcilikle ilgili faaliyetleri konusunda sohbet edeceğiz. Ancak programımıza başlamadan önce her zaman olduğu gibi değerli dostum Hulusi Berik'ten bize sosyal medya araçlarımızı hatırlatmasını rica edeceğim. Teşekkür ederim hocam. Sevgili izleyiciler, artık sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Facebook sayfamızda Girişim Benim sayfası, Twitter'da @girişimbenim, e-posta göndermek için de girişimbenim@mail.ege.edu.tr. Evet hocam, bu hafta bana bir akıl verdi ki konuklarımız kimler? Herhalde içimizden birileri var bugün gibi görüyorum. Evet, programa başlarken yeni dedim. Esas öğrencilerimiz yeni olmamakla birlikte program için yeni. Program için yeni, evet. Dolayısıyla biz ama sürekli onlarla birlikte çalışıyoruz. Çünkü Emre öğrenci kulübümüzün, işletme kulübünün başkanı. Keza Ece ondan birlikte kulüpte birlikte çalışıyorlar. İkisi de işletme bölümünün öğrencisi. Ve bizim esasında sağ kolumuz, sol kolumuz gibi oldular. Biz sürekli beraberiz ama programımızda yeni yüzlersiniz. Dolayısıyla önce kendinizi biraz izleyicilerimize tanıtırsanız, hem üniversiteye giriş aşamasında dahil olmak üzere niye işletme disiplinini seçtiniz, ne hissediyorsunuz, biraz da ondan bahsedin. Tamam. Çünkü önümüzde biliyorsunuz bir üniversite sınavı var. Belki gençlere de fakültemizi tanıtıcı bir mesaj vermiş olursunuz. Tamam. Önce başlayayım o zaman ben. İsmim Emre, Emre Elmacık. Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda da fakültemizin, evet, işletme bölümünde, aynı zamanda fakültemizin işletme kulübünün başkanlığını sürdürüyorum. Dönem başkanıyım. İşletme disiplininden bahsetti Haluk hocamız. Bu noktada Ege Üniversitesi benim ilk tercihimdi aslında. Lisedeyken de hep işletme bölümünün benim için daha iyi olacağını düşünüyordum. Pazarlama, satış alanında diye. Böyle bir tercih yaptım. Nitekim de istediğim de oldu. Şu anda zaten olduğum yerden çok mutluyum. Bu şekilde devam ediyor. Ben de Ege Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İşletme kulübünde organizasyon koordinatörü olarak görev alıyorum. Benim çok isteyerek okumak istediğim bölümdü. Özellikle Ege Üniversitesi sosyal faaliyetlerine önem veren bir üniversite olması ve İngilizce eğitimi konusunda beni çok cezbediyordu. Ve çok mutluyum burada olmaktan. Biraz organizasyonlarınızdan bahset. Ben biliyorum ama neler yapıyorsunuz? Aslında sosyal girişimcilik örneği, evet, var bugün sevgili izleyiciler. Bugüne kadar iş fikirleriyle ilgili önünüze çıktık ama bir kişinin, bir bireyin gelişiminde sadece iş fikirleri değil, sosyal girişimlerin de kişisel gelişimde önemli olduğu ve bu sosyal girişimler sayesinde de kendilerine yeni iş fırsatları yarattıklarını biliyoruz. Bu anlamda da sizlerin de ağırlıklı öğrenci bir kitlesine hitap ettiğimizi düşünerek, okulunuzda kurulmuş olan bu kulüplerde faaliyet göstererek çok değişik olanaklar yakalayabilirsiniz. Emre ve Ece bunun çok güzel iki örneği. O yüzden bugün kendilerini konuk ettik. Evet, birazcık dedi Ali hocamın dediği gibi bahsedebilir misiniz? Ne tür sosyal faaliyetleriniz var? Akademik faaliyetleriniz de var. Ben biliyorum arkanızda da bayağı bir grup var. Evet. Yani tabii buradaki göründüğünden iki kişiden ibaret değil. Çok büyük bir organizasyon ekibi, çok büyük bir grup var. İşletme kulübünü oluşturdu. Bizim temel amacımız öğrencilerin Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan, başta işletme öğrencileri olmak üzere tüm fakültedeki öğrencilerin akademik hayatlarına devam ederken onların sosyal hayatlarını da canlandırmak. Bu noktada yine gerek akademik etkinlikler yapıyoruz, gerek onların sosyal hayatını güçlendirecek çok hani basit bir örnek olacak, piknik olabilir, laser tag gibi öğrencilerin takım oyunuyla beraber kaynaşabileceği oyunlar olabilir. Bu tarz etkinliklerle okul hayatını daha renklendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu noktada da daha okurken görev alıp deneyim kazanmak isteyen, iş hayatına bir adım daha öne çıkmak isteyen arkadaşlar da bu tarz etkinliklerde bizimle beraber çalışarak hem deneyim kazanıyorlar hem de daha sağlam adımlarla kariyer planlarını oluşturmuş oluyorlar. İş yeri gezileri de yapıyorsunuz. Kesinlikle. Tabii, konferanslar, evet, yapıyorsunuz. Konferans, seminer yapıyorsunuz. Ve hani en çok şeye önem veriyoruz, proje yapılmasına. Çünkü bence bir girişimcilik örneği de proje yaratmak ve bunu takım olarak, kesinlikle, yürütebilmek. Evet. Hani herkesin bireysel olarak bence kendine güvenini de kazandıran bir olay olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bana çok şey kattı, takımıma da çok şey kattı. Bayağı faaliyetler yapıyoruz. Bir de lojistik kulübü var işletme, aynen, bölümünün, evet, altında. Lojistik kulübü de kardeş kulübünüz esasında. Onlar, kesinlikle, biraz daha spesifik bir alanda lojistik odaklı çalışıyorlar ama tabii iç içe geçmiş durumdasınız değil mi? Geçen gün bir panel vardı. Evet, ortak işler yapıyoruz. Ülkemizin lojistik sektöründen üst düzey yöneticilerin katıldı. Böylelikle esasında bir de şöyle bir yapalım. Biz tabii izleyici kitlemiz esasında fakültemizin faaliyetlerini yine izleyebilirler fakültenin web sayfasından ve çeşitli duyurulardan. Aynı zamanda sizin kulübünüzün, tabii, de
Bizim de internet sitemiz var. Onlardan da kısaca duyurursanız bahsedeyim. Şimdi burada egeişletme.org internet sitemiz. Facebook sayfamızda facebook.com/egeişletme. Twitter'da aynı şekilde twitter.com/egeişletme. Sosyal medyayı da gayet iyi bir şekilde kullandığımızı düşünüyoruz. Arkadaşlarımız da etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi oradan takip edebilirler. Evet, teşekkürler. Bu bir tanıtım girişiydi. Hem sizleri tanıttık hem de ne yaptığınızı tanıttık. Ama esas da bugün bir araya gelişimizde tabii 2-3 başlık var. Ana başlık. Bunlardan birisi bu gençlikte iş var projesi. TÜSİAD'la birlikte üniversitemizin özellikle de arayüz olarak tabii siz öğrencilerin. Çünkü bu bir öğrenci projesi. Bize projeden, geçen seneden sürecin içine nasıl dahil oldunuz? Yaş öyküsüyle birlikte kısaca bilgi verir misiniz? Geçen sene Emre daha hakimdi bu konuda, o bahsetti. Şimdi geçen sene başladı. Normalde geçen sene ikincisi düzenleniyordu. TÜSİAD'ın öğrenci kulüpleriyle beraber organize ettiği bu gençlikte iş var proje yarışması. Geçen sene bu hocalarımız vasıtasıyla önce bize geldi fakültemiz olarak. Biz bunu öğrenci kulüplerinde ve fakültedeki aktif öğrenciler olarak devraldık bu işi. Hocalarımızın desteğiyle yine. Amacımız bunu en geniş kitleye yayıp Ege Üniversitesi'nden en çok proje başvurusunu kazandırmaktı. Ve bize şöyle bir şey söylendi. En çok başvuru hangi üniversiteden çıkarsa biz seneye bayrağı o üniversiteye devredeceğiz dendi. Biz de bununla beraber arkadaşlarımızla yine 20 kişilik bir grubumuz vardı geçen sene. Çalışmalarımıza başladık. Öğrenci arkadaşlarımıza nasıl daha iyi dokunabiliriz? Gerek afiş, gerek broşür, gerek sınıf sunumları, sosyal medya, yakın ilişkiler. Bu şekilde çalışmalara başladık. Meyvesini de sene sonunda aldık. Ege Üniversitesi geçen sene en çok başvuru çıkan üniversite oldu ve girişimcilik bayrağını okulumuza, fakültemiz nezdinde aldık. Geçen sene Haluk hocamızla beraber İstanbul'a gittik. Bir törenle verdiler bunu bize. Evet, Ümit Baynar Hanım o zaman başkandı, onlar evet. Verdi. Ama bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum tabii. Siz bu faaliyette sadece fakültede yapmadınız. Bildiğim kadarıyla bütün kampüste, evet. Tüm fakültelerde, tüm birimlerde standlar kurdunuz ve orada birebir yüz yüze çalıştınız. Yani bunu sadece üniversitenin bütün anlamında bir faaliyet olarak düşündünüz ve fakülte bu konuda sadece bir arayüz, evet. Oldu. Bu önemliydi çünkü yaygın etkisi olması bu tip projelerde çok önemli. Hatta şöyle bir şey oldu. Biz bayrağı devraldıktan sonra misyonumuz birazcık daha değişti. Şimdi girişimcilik bayrağına sahip olduğu için Ege Üniversitesi sadece artık biz Ege Üniversitesi ile kalmayıp ulaşabildiğimiz bütün üniversitelere. Başta biz burada çerçeveyi İzmir olarak belirledik. Metin Bey, Metin Akman sayın projenin koordinatörüydü. TÜSİAD, evet. İş adamı. Onunla beraber önce İzmir'deki üniversitelere Celal Bayar, yine yakın olan Manisa'daki üniversiteye ulaştık. Oradaki öğrenci topluluklarıyla iletişime geçip onları okulumuza davet ettik. Metin Bey'in başkanlığına bir toplantı gerçekleştirdik. Bu projeyi anlattık. Onların da bu projede olmasını istedik. İlk girişimiz bu şekilde oldu. Bayrağı aldıktan sonra. Sonra tabii iş artık bizden çıktı. Onlar da bu projeye dahil olduktan sonra biz yine kendi kabuğumuza döndük. Ege Üniversitesi'nde bu başvuru arttırmak için neler yapabiliriz? Geçen seneden daha farklı olarak ve tecrübelerden, geçen sene yaptığımız yanlışlar, doğrular. Bu şekilde de bu senede bu süreci tamamladık. 19 Mayıs'ta son başvuru tarihi. Şu an sonuçları bekliyoruz. Hangi üniversiteden en çok başvuru çıktı ile ilgili. Biraz projenin, yani bu gençlikte iş var projesinin konsepti hakkında. Yani nedir hedefi? Biraz bilgi verirseniz web sayfası adresini de esasında verebilirsiniz. Çünkü bu projenin de bir web sayfası adresi var. Girişimcilik, yani gençleri girişimciliğe özendirmek amaçlı aslında yapılan bir proje. Sonuçta herkesin bir fikri var ama birçok kişi bu fikrinin değerlendirebileceği bir ortam bulamıyor. Ve TÜSİAD bu anlamda bence en çok imkan sağlayan, hani maddi ve manevi, özellikle manevi destek bence burada en önemli kısmı. Hani öğrencilerle bir sene boyunca projelerine destek olup projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olan bir kurum. Bizler de bunun için sınıf sunumlarında, gerek sosyal medyada gerekli tanıtımları yapıyoruz ve hani herkesin fikirlerini destekliyoruz. Eleme aşaması olacak galiba. Eleme aşamasından sonra mentorlar atanıyor bildiğim kadarıyla. Onlardan biraz bahsedersen mekanizma olarak. Şimdi yani kısaca özetlemek gerekirse işte bu proje yarışmasına başvuracak arkadaşlarımız 2500 kelimeyle iş fikirlerini özetliyorlar. En az ikişer üçerli gruplar halinde. Üniversite sınırlaması yok. Tüm Türkiye'ye açık. Hatta geçen sene Avrupa'dan bile başvuru vardı. Bu aşamaya geçtikten sonra bir de bunun şöyle güzel bir tarafı var öğrenciler için. Başvuru yapan herkes TÜSİAD üyesi firmalardan staj olanağı yakalıyor. Bir staj havuzu var. Burada eşleştirmeler yapılıyor. Yarışmaya katılan herkese staj sağlanmaya çalışılıyor. Eğer bu ikinci aşamaya geçilirse, finale kalınırsa Haluk hocamın da bahsettiği gibi
mentorlarla beraber çalışma fırsatı yakalanıyor. Mesela bu seneki mentorlardan bahsedecek olursak, geçen sene Ümit Hanım bu işin başındaydı. Bu sene mentor olarak yer alıyor Ümit Boynar. Onun dışında Serpil Timiray var. Vodafone İcra Kurulu üyesi. Onun dışında Mustafa Koç var. Yine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Bu gibi önde gelen, Türkiye'nin önde gelen iş adamlarıyla beraber çalışma fırsatı yakalıyor proje sahibi olan arkadaşlarımız. 3 aylık bir sürede projelerini geliştiriyorlar ve finale çıkıyorlar. En sonunda da jürinin değerlendirmesiyle ilk 3 belirlenip gerekli ödüller dağıtılıyor. Aslında bu süreçte galiba dereceye girmek değil de elemeye geçtikten kesinlikle sonra mentorlarla çalışıyor olmak, kesinlikle, onlarla evet iletişime geçmek en büyük ödül bence. Kesinlikle. O işin evet son tarafındaki krema gibi düşünüyorum. Mesela yine açıkçası sizin programınızın konu Hamsi Finger. Mesela onlar geçen sene dereceye kalamamışlardı ama belki de dereceye kalan birçok ekipten daha fazla bir kaynağa sahip oldular. Şu an evet bildiğim kadarıyla birçok onlara teklif var bu işin sürdürülmesiyle ilgili. Sıcak ilişkileri hala gayet iyi durumda. Aynen aynen, hani yarışmanın maddi boyutundan çok manevi olarak kazandırdıkları kesinlikle daha fazla. De sosyal ilişkiler tabii orada önemli. Networking dediğimiz şey herhalde değil mi? Hani sosyal ağ bu anlamda çok etkiliyor. Peki sevgili Ece, kulübünüz sadece bu gençlikte işveri yapmıyor. Bildiğim kadarıyla bir geçen haftalarda bizim de Haluk hocamla beraber kısa bir süre gözüktüğümüz ama o gün program yoğundu, çok kalamadınız. Bir reklam arası pazarlama faaliyetiniz de vardı. Evet. Onu da sen aktarabilir misin? Geçen sene bir takım üyesi olarak çalıştığım bir projeydi. Takımın, yani projenin temel yaratıcısı Metehan adında bir arkadaşım. Onunla beraber bana bu fikirden bahsetti ve benim zaten hep içimde bir proje yapma isteği vardı. Sadece o beni bu konuda ilhamlandıran kişidir. Sonra hep beraber takımdaki arkadaşlarımızla paylaştık ve önemli reklam ajanslarını konuk etmeyi düşündük. Tabii ki sadece reklam ajansını ağırlamak değil, projeye öğrencilerin kattığı farklı bir şeyler olmasını da hedefledik. Ve burada yarışmalar yapıldı. Bizim ana sponsorumuz Şeker Pilinç'ti geçen sene ve Şeker Pilinç'in bir yaprak döner ürünü vardı. Ona en iyi slogan bulan arkadaşlarımız, aslında onları da bir şekilde girişimciliğe bu şekilde aynen heveslendirmeye evet çalıştık. Evet. Büyük ödüllerimiz oldu. iPad, tatil gibi. Daha çok ödüllerden çok aslında. Burada sonuçta bu eylemi yapan reklam ajanslarıydı. Hani evet, onlar için bence çok önemli bir şeydi bu. Evet. Bu sene arkadaşım beraber bunun tekrar ikincisini gerçekleştirmek istedik. Daha iyi bir takımla, daha profesyonel bir ekipti aslında. Çünkü tecrübeliydik. Evet. Daha çok girişimciliğe yönlenmek istedik. Bu gençlikte iş var, bu konuda ilham aldığımız kurumlardan birisidir. Girişimcilik üzerine yemek sepeti satış müdürü geldi. Aynı zamanda Embryonics koordinatörü Taylan Özgür Demirkaya. Security Drive firması ve Bay Döner kurucuları aynı şekilde bunların geldiler. Hepsi, yani onu da belirtmek lazım. Bunların hepsi tabii bir girişimcilik öyküsü olan. Kesinlikle. Ciddi evet vakalar gerçekten. Bir başarı öyküsü de gerçekleşmiş. Biz tabii sizlerin de bu konuda çok desteği oldu. Bir program yaptık kendileriyle birlikte. Bant çektik. O yayınlanacak. Dolayısıyla bence verimli bir toplantıydı. Orada nasıldı? Girişimcilik üzerine tamamıyla sohbet havasına gerçekleşen oturum başkanlığı Keti hocamızın da yaptığı. Ya bizi çok mutlu etti sizlerin destek Özyeğinden olması. Özyeğinden İhsan da vardı galiba değil mi? Evet. Yani kendilerinin olması bu projede bizleri zaten çok onurlandırdı. Çok güzel. Panel havasında değil de daha çok seyircilerin interaktif bir şekilde katılabildiği, sorulan sorular üzerinden cevaplanarak hayat hikayelerini paylaştığı bir ortam yaratmaya çalıştık. Onun haricinde gene projeye farklı bir şey katmak açısından sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Bunu uluslararası boyutta yaptık aslında. Uluslararası Sosyal Sorumluluk Projesi adıyla Ege Üniversitesi'nin İkisel Dermer Kampüsü önünde okulumuz Erasmus öğrencileriyle beraber kendi kültürlerini tanıtan, kendi ülkelerini tanıtan standlar açtılar. Ve burada satış gerçekleşti. Tabii ki bu satıştan sağlanan gelir yani Tire'deki şu an bir köy okuluna bağışlandı. Ne kadar güzel. Evet. Takım olarak burada bayağı bir çalışmalar yaptık. Bu zaten sosyal sorumluluk kısmıydı. Onun haricinde gene renklendirmek amaçlı yarışmalar düzenlendi. Facebook'ta bir çerçeve içinde fotoğraf en yaratıcı fotoğraf çeken arkadaşlara ödüller verildi. Bu şekilde fırsat bir proje. Yani şunu da yapmak istiyorum tabii programda. Fakültemiz adına gurur verici bir durum. Mesela size şu anda Türkiye'de en çok Erasmus programıyla öğrenci gönderen ve öğrenci kabul eden fakültelerden birisiyiz. Belki de başındayız. Bizim galiba 50'nin üstünde Avrupa'dan öğrencimiz evet var. Evet. Yani bu 50'nin üstteki öğrenci kimliği koridorlarda ve şeylerde Ece'lerle, Emre'lerle birlikte bir Birleşmiş Milletler havası yaratıyor. Evet, bir kere onlar her bir kültür elçisi gerçekten. Yani onlar iyi anılarla buradan ayrılırlarsa eminim ki o kişiler Türkiye için birer gönüllü elçi. Tabii, her sene çok, sayının artması çok önemli bir sayı bu gerçekten. Ama az önce Ece'nin programda bahsettiği işte
çok önemli detaylar var. Dedi ki geçen sene yapmıştık, bu sene daha tecrübeliydik. Aslında bizim girişim benimin aslında kalbi bu değil mi hocam? Yani kesinlikle. Hani daha önceki yaşanan süreçte illa başarılı ya da başarısız olması değil. Tabii bir ki. Önceki deneyimin doğru adlandırılarak bir sonraki döneme aktarılması. Çok güzel dostum. Geçen seneye göre daha tecrübeliydik, daha farklı bir şeyler yaptık diye. Sanıyorum işte sosyal girişimcilik de bu anlamda çok önemli. Ha bir şirkete gitmişsiniz, staj yapmışsınız, bir şeyler öğrenmişsiniz. Ha okuldaki daha küçük sınıflardayken yapacağınız bu tip organizasyonlarda neyi, nasıl hedeflerin belirlendiğini, nasıl iletişime geçirmesi gerektiğini, bunların zaman tablosuna yerleştirilmesi ve buna bağlı gerçekleştirilmesi sanıyorum. Öğrenmek hem de bunu gönüllü olarak yapıyor olmak, karşılığında kar zararın olmadığı bir şekilde kesinlikle. Sonuç itibariyle o rahatlıkla beraber ama iyi bir şeyi sunmanın verdiği enerjiyle yapmak çok önemli olsa gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu anlamda kulüpte oluyor olmak, ikinize birden soruyoruz. Hı-hı. Neler sağlıyor size fayda olan? Bu az önce benim anlattıklarımın da biraz dışına çıkalım. Biraz genişletelim şeyle halkayı. Peki. o zaman şöyle bir giriş yapayım ben. Geçen sene de yine işletme kurumu yönetimindeydim. Aynı şekilde. Geçen sene sonunda da seçimlerde başkanlığı devralıp bu seneki dönem başkanlığını yürütüyorum. Ne kattı, ne götürdü dersek, götürdüklerinden bahsedelim o zaman önce. Tamam. Bir kere çok büyük zaman götürdü. Yeri geldi sınavlara çalışamadık. Hani beraber götürmek bu işi gerçekten zor. Ama bunun dışında kattıklarını düşünürsek mesela 2 ay çalışılan bir proje var. Bunun 9 Mayıs diye hedef belirleniyor. 2 ay, 3 ay belki de daha fazla çalışılan bir süre var. Gün sonunda bu projeyi en iyi şekilde tamamladığını görmek büyük bir haz yaratıyor insanda. Bunun dışında örnek veriyorum, sene başında bir etkinliğimiz vardı, teknoloji alanından girişimcilik diye. Yine Türkiye'de üst düzey insanları ağırladık. Hasan Vatan, Vatan Kompütür'ün sahibi, Burak Aydın, Intel Türkiye CEO'su ve Mustafa Çağan, Microsoft Genel Müdür Yardımcısı. Onları ağırladık. Gün sonunda o salonun kalabalıklığını görmek, herkesin memnun bir şekilde ayrıldığını görmek. Müthiş bir kalabalıktı gerçekten. Çok büyük bir kalabalık vardı. Hem konuklarımızın, hem konuşmacılarımızın, hem hocalarımızın, hem de bizim gün sonunda memnun olması büyük bir az kesinlikle. Bunun getirdiği yankı yine aynı şekilde. Akademikten ziyade yine sosyal etkinliklerde yaptığımızı söylemiştim. Çok popüler dizilerden biri olan mesela İşler Güçler dizisinin oyuncularını ağırladık yine İzmir'de. İzmir'de o gün salon yoktu. Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptık yani. Kampüs içinde salonumuz yoktu mesela. Konakta yapmak zorunda kaldık. Ki çok büyük bir salon. Evet hani 600, dedik ki şimdi 600 konak, kişinin üstünde. Öğrenciler gelir mi gelmez mi tam ortada. O gün AKM'nin verdiği rakam bize 4000 kişiydi. Ve wow. Türkiye'de şöyle bir ilk gerçekleşti. AKM'yi bilenler vardır. 3 tane salon var bünyesinde. 2 tanesi büyük. Haluk Hocam bahsettiği gibi 600-700 kişilik. Bir tanesi 350 kişilik tiyatro salonu. Biz bu 650 kişilik olan Adnan Saygun salonunda gerçekleştirecek bu etkinliği. Salon hazırlandı. Konuklarımız geldi. Söyleşi başladı ama dışarıda içeridekinden daha fazla bir kalabalık var ve öğrenci olduğu için tabii biraz isyana dönüşmüş durumda. Hani biz içeri girmek istiyoruz ama alamıyoruz. Salon kalabalık. Ne oldu? İkinci salon boş. AKM yönetimiyle görüşülürdü. Hemen orada bir kriz yönetimi evet, sağladık. Süper. İkinci salonu ayarlandı. Orada söyleşi devam ederken biz o projede görev alan arkadaşlarımla beraber ikinci salonu ayarladık. Söyleşi bitmek üzereydi. İkinci salonda her şey hazırdı. Konuklarımız biz arka kapıdan ikinci salonu aldık. Zaten onlar gelmeden önce dışarıdaki herkes ikinci salonu alınmıştı. Orada bir söyleşi daha yapıldı. Bu Türkiye'de bir ilk oldu. Hani aynı gün, aynı bina, iki farklı salon, aynı konuklarla iki söyleşi yapıldı. Hani işletme kulübü ne kattı derseniz bu tarz şeyleri de kattı bize. İnanılmaz bir kriz yönetim bile oradaki baş başa bir tecrübe. Bu sağladığınız tecrübe yani sokakta bir iş ortamı. Haluk Hoca'nın dersindeki aldığınız bilgiden daha kıymetli olabilir. Estağfurullah. Şakası bir tarafa. Çok önemli bir çok tecrübe önemli. Gerçekten. Hani bir sene böyle geçti. Bu problemler çözüldü ama hani gün sonunda aldığımız az tabii ki çok fazlaydı. Başta işte hocalarımız mesela şu an burada oturmamız bile yine işletme kulübünün bu sosyal aktivitelerin bize kattığı bir ödül diye düşünüyorum. Evet ama ben şunu da tabii yine söylemek istiyorum. Yani ben 27 yıllık akademisyenim, asistanlık dahil olmak üzere. Tüm akademik hayatımda olduğu gibi de gerek dekanlığım döneminde gerek şimdi işletme bölüm başkanı döneminde hep zaten öğrencilerimizle iç içe olduk. Kesinlikle. Ve tam bir takım oyuncusu olduk esasında. Geçen sene, belki kürsüde hoca rolü oynuyoruz ama arkada çok büyük arka tarafta çok büyük bir sinerji var. Öğrencilerimiz kapınız hep açık hocam. Benim dikkatimi evet, çok. Yani hocaların kapıları kapalı olur ama sizin kapı hep açık böyle. Çağdaş yeni öğretim modeli artık bunun üzerine kurmuş durumda. Ve zaten oraya da getirmeye çalışıyorum. Esas da bizim tabii programımızda yani dersli işleyiş biçimimizde esas da sizi girişimciliğe teşvik eden yönde. Özellikle kesinlikle. Derslerinizde çok fazla proje hazırlıyorsunuz ve seminer hazırlıyorsunuz. Biraz da bundan bahsederseniz yani eğitimin sizin içerik olarak bu
aktivitelerde birikim olarak ne kattığını? Teori haricinde özellikle satış pazarlama alanındaki derslerimizde sınıf sunumları yapıyoruz. Yani sunumlarımızda daha çok bir proje yaratmak oluyor. Mesela geçen sene yapılan bir projeden bahsedebilirim. Şu an Türkiye'de olmayan herhangi bir ürün tasarlayayım, o bu ürünü bize pazarlayın. Hani gerçekten çok zor bir çalışmaydı. O zaman için daha tecrübesizlik sonuçta. Ama bir şekilde herkes bir şeyler yarattı ve yani birçok fikir ortaya çıktı. Reklam filmi hazırladık. İlgi çekmek için değişik tanıtım materyallerini kullandık. Gerekirse sınıflara ürünleri getirdik, dağıttık. Bir şekilde ve İngilizce yaptık bu sunumlarımızı. Evet. Hani bence bu bizi geliştirmesi için yapılabilecek en güzel şeylerden biri. Yani teori haricinde bunları yapmak daha çok geliştirdi inanıyorum. Ve Ege Üniversitesi bence bu konuda çok başarılı. Yani ileride çok daha iyi olacaktır. Tabii ki teorik dersler çok da önemli ve evet, biliyorum fakülte bu konuda çok şey, evet, arzulu, istekli, çok önemli. Girişimcilikle ilgili seçmeli derslerimiz de var tabii. Tabii. Bu yani girişimcilik de biraz bu programın temel amaçlarından biri girişimcilik. Girişimcilik ile iş kurmak anlamında algılanmıyor işte. Onu anlatmaya, evet, çalışıyoruz. İşte işletme kulübüne girmek de bir kişinin kendine yapmış olduğu bir yatırım ve girişimcilik. O projelerde çalışmak da bir girişimcilik. İşte dediğin gibi Emre'cim, az önce kulüpte olduğun için bugün bu noktadasın. Bugün gelip size çalışmayan ya da ilgi göstermeyen arkadaşlarımız, evet, şu anda belki hava da güzel, İzmir, güneş, çimlerin üstünde yatmak kampüste belki ki güzel. Bahar şenliklerinin tam ortasında. Bahar şenliklerinin ortasındayız ama siz de bizi kırmadınız, geldiniz bugün. Biz teşekkür ederiz. Buraya ama hani bir takım içinde çalıştığımızı görüyoruz biz de. Hani sizlerle beraber hocanın dediği gibi hem sağ hem sol kollarımız olduğunuz süreç içerisinde. Ben de bir şey olduğu zaman Emre'yi arıyorum, Ece'yi arıyorum. Yani şöyle böyle diye her seferinde hızlı çözümlerle size için de önemli katkılar sağladığını görüyorum ben de, gözlemliyorum. Peki ekibiniz kaç kişiden oluşuyor? Biraz onlardan da bahsedelim. Şimdi şöyle bahsedecek olursak, normalde şu an 400 üyemiz var işletme kulübünde. 17 kişilik bir yönetim kurulumuz var. Bu 17 kişiyle beraber gerçekleştiriyoruz. Ama bunun dışında da proje bazlı takımlar oluşuyor. İşte en güzel örnek reklamasız pazarlama. Onun ayrı bir takımı var. İşte internet etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Teknolojilerden girişimcilik. Onun ayrı bir takımı oluyor. İşler güçler söylesini gerçekleştiriyoruz. Onun ayrı bir takımı oluyor. Yani amacımız ne kadar çok kişiye dokunursak, ne kadar çok kişi bir şeyler sağlarsa. Yani bu çünkü 3 kişinin 5 kişinin götürebileceği bir iş değil. Biz yaparken arkadaşlarımız da gelsin, deneyim kazansın. İleride illaki o bir yerde karşısına çıkıyor çünkü hani mutlaka bahsettik ya, bu kriz yönetimi, stres yönetimi, hani zaman yönetimi, bunlar ileride bir yerde onun karşısına çıkıyor ve işletme öğrencisi olduğumuz için bizim bunlara çok ihtiyacımız var. Ders hocalarımız bize çok güzel bilgiler veriyor ama teorik olarak bunları pratiğe dökmedikten sonra kesinlikle bunun en güzel fırsatı bu tarz sosyal aktiviteler. Ben bu konuda tabii yeni bir kapıyı da aralamak ve o konuda da hem izleyicimize bilgi vermek hem de sizlerin de bu konudaki katkılarınızı almak istiyorum. Geçen sene yaptığımız girişim kampüsü organizasyonu bu sene de yapacağız. Hulusi biliyor. Takvim olarak biraz daha sonbahara doğru hareketlendireceğiz. Geçen seneki organizasyondan ben biraz bilgi vereyim. Geçen sene Liyakat Derneği ile birlikte fakültemiz yaptı bu organizasyonu ve orada da 130'un üzerinde proje geldi. Bu projenin tabii en büyük özelliklerinden birisi eğitimlerin de içinde olması. Burada sadece hocaların katıldığı eğitimden bahsetmiyoruz. Eğitimcilerimizden birisi Hulusi'ydi ve onun dışında da birçok özel sektör üst düzey yöneticisinin de eğitici olarak katıldığı, evet, bir proje. Ustalarla sohbet yapmıştık. Evet, ustalarla sohbet yapmıştık. Bu eğitimler sırasında sizlerin de içinde aldığınız, katıldığınız, yer aldığınız eğitimler sırasında öğrenciler ilk önce veya adaylar, gençler, esas öğrencilerin tabii Ege Üniversitesi öğrencilerine değil, tüm Türkiye'ye açık bir proje bu. Öncelikle girişimcilikle ilgili temel bir altyapı kazanıyorlar. Ondan sonra fikirlerini projeye dönüştürüyorlar. Hulusi, sen istersen biraz daha aç projenin işleyişiyle ilgili. Sonra da takvimin belirlenmesinden itibaren de web sayfasından takip edebileceklerini, evet, izleyicilerimize iletelim. Evet, başvurular alındıktan sonra üniversitemizin bir seçici kurulu var. Ön eleme kurulu tarafından projeler elendikten sonra mentorlara atanıyor projeler. Projeler mentorlara atandıktan sonra herkes kendi ilgi alanına göre tabii bakıyor projelere. Projeler mentorların ilgi alanlarına göre değerlendiriliyor ve ön aşamayı da geçenler daha sonra belli bir lige kalıyorlar diyelim. O ligde yaklaşık 42 saat miydi hocam geçen 42 hafta? Saat. 42 saatlik bir iş planı eğitimi
alıyorlar. Burada işte iş planı yazma, bütçe oluşturma, pazarlama, satış faaliyetleri gibi tabii genel anlamda faaliyetleri gördükten sonra ustalarla sohbetlerini de tamamlıyorlar ve kendi iş planlarını tamamlayıp tekrar bir elemeye tabi tutuluyorlar. Bundan sonra daha bir kısa liste oluşuyor. Bu kısa listeden sonra da büyük jüri önünde ve ciddi bir şekilde, canlı bir şekilde sunuma geçiliyor. Sunum başına 5 dakika veriyoruz ki yani bu girişimcilik projelerinde oldukça uzun bir süreye jüriye 5 dakikalık bir sunum yaptıktan sonra bir değerleme yapılıyor ve bunun sonunda da gün sonunda da derecelendirmeler belli olmuş oluyorlar. Geçen sene oldukça ciddi parasal ödüller verilmiş dereceye girenlere. Bu bir tabii bütün işlerini kurmalar için tek başına yeterli bir kaynak olmamakla birlikte motivasyon en azından motivasyon artıcı ve ilk belki de başlangıç ateşlemesini yapılacak kaynaktı. İzleyicilerimiz içinde kendisine güvenen, girişimcilik fikrine güvenen izleyicilerimizin bu programı girişimkampüsü.com sitesinden takip edip yeni takvim belirlendikten sonra başvurularını yapmalarını bekliyoruz. Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı başında da takvim hemen hemen belli olacak. Sizlere son olarak bu konuda daha neler yapılması gerektiği sadece fakülte anlamında değil, genel anlamda girişimciliğin Türkiye'de ve özellikle İzmir'de geliştirmesi anlamında neler yapılması gerektiği gençler için ufacık fikirlerinizi alayım. Yani yapılan bu çalışmanın daha fazla arttırılması, yani sonuçta yeni adım atılıyor. Hani daha çok büyümesi, daha çok kişiye ulaşması için belki insanları daha çok ilhamlandırmak gerekiyor. Çünkü birçok kişi fikirlerinin ne kadar iyi olduğunu farkında değil bence ve buna insanları inandırtmak gerekiyor. Hani utanıyorlar söylemesi değil mi? Çok açık hani yani mesela bu gençlik iş var tanıtımlarını yaparken nasıl fikirler ortaya koymalıyız gibi sorunlarla ortaya hani karşılaşıyoruz sürekli ve hani biz yapabilirsiniz. Hani ya fikriniz kötü de olsa iyi de olsa sonuçta bunu yapmak zaten bir başarıdır. Hani mesela projelerimizde de projenin sonuçlanmasını hiçbir zaman beklemiyoruz iyi bir şekilde. Yani kötü de sonuçlanabilir. Tabii. Ama orada yaşadığımız iyi kötü her şey bize çok daha fazla şey katıyor. Hani insanları bence en önemli olarak buna inandırtmak gerekiyor. Daha fazla tanıtım çalışmaları yapılabilir bu konuda. Daha fazla kişiye ulaşması gerekebilir. Ya bir kere kesinlikle benim aklıma gelmişti dememeleri için onların o özgüveni yaratıp bu tarz şeylere girişmesi lazım. Hani çok güzel bir nokta. Evet. Bir projeyi görüyorsun ya bu benim aklıma gelmişti ama işte herkesin aklına geliyor. Bu işi sürdüren götürüyor. Ve hani öğrenci olarak da kendi işinin patronu olan birçok insan var. Yani bunlar aslında motivasyon için en büyük kaynak diye düşünüyorum. Karşı tarafın çok fazla bir şey yapmasına gerek yok. Eğer insanın içinde bu girişimcilik ruhu varsa fikir de çok önemli değil. Bir şekilde yürüyorsunuz oradan. Evet. Hocam Emre çok önemli bir şey parmak bastı. Sürdürülebilirlik dedi. Bizim de bu girişim kampüsü projesini sürdürülebilir bir şekilde bu taraftaki tarafta tabii hani her yıl yapacağız ki insanlar alışıyor olacaklar, artık kanıksanacak ve evet bir fikrim olduğunda girişim kampüsüne gidebilirim diyecekler. Kesinlikle. Ki bize koşarak gelip fikirlerini hayat bulmaya çalışacaklar. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Son bir söz. Yeni üniversite sınavına gelecek genç öğrencilere, üniversite adaylarına. Ne dersiniz? Bizim kesinlikle bekliyoruz için. Onları. Ben kesinlikle Ege Üniversitesi'ne ve kendi fakültemin İktisat İdari Bilimler Fakültesi'ne yazmalarını kesinlikle söylerim. Yani Haluk Hocam daha demin bahsetti. Türkiye'de en çok Erasmus programına gönderen şu an fakülte ve bölüm konumundayız. Yine aynı şekilde de oradan da yine konuk öğrenci geliyor değişim programı çerçevesinde. Ben bazen kantine geldiğimde 10 dil falan duyduğum oluyor. Ben mesela şu an bahsedeyim. Ben seneye genelde Almanya'da İngilizce konuşuluyor ama herkes kendine 10 dil falan yani duydum. Ben seneye Almanya'da olacağım Erasmus sayesinde. Bu yine fakültemin bana sağladığı bir şey. İngilizce eğitimim var. Hani üniversitenin, fakültenin birçok sanayi işbirliği projesi var. Bu tarz sosyal aktiviteler var. Hani kesinlikle işletme bilim ve sosyal bilimler için mükemmel bir üniversite diye düşünüyorum. Erasmus'a gitmek de bir girişimcilik aslında. O zaman seneye dönüşte ilk konu Emre'yi alalım ki tecrübelerini dinleyelim hocam. Bu uzaktan bağlantı yapabiliriz. Ha yaparız aslında. Çok teşekkürler katıldığınız için. Değerli izleyiciler, bugünkü programımız öğrencilerimiz odaklıydı. Onlardan mesajlar aldık. Esasında onlarda aldığımız mesajlar bizim için de birçok noktada öğretici oluyor. Sizlere de katkı sağladığı inancındayım. Bir diğer programımızda, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.